İncil'e göre Ürdün'ün iki şehri olan Sodom ve Gomorre, ahlaki bakımdan iyice çöktüğü ve çürüdüğü için Allah'ın gazabına uğrar ve yerle bir olur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı bu romanda, mütareke yıllarında İstanbul'daki bazı çevrelerde ahlaki, milli ve manevi değerlerini kaybetmiş, bu yönüyle İstanbul bu eserde Sodom ve Gomorre ile özdeşleştirilmiştir. Hüküm Gecesi'nden sonra gelen bu roman, güçlü karakterleriyle başarılı romanlardan biri olarak Türk Edebiyatı'nda ön plana çıkmaktadır. Romandaki tüm tipler olumsuz ve çıkarcı tiplerdir. Sadece Necdet iyidir. Osmanlı'nın son dönemlerinde ortaya çıkan Batı hayranlığı, özellikle Birinci Dünya Savaşı sonunda etkisini iyice arttırmaya başlamıştır. İşgal kuvvetleri komutasında şehre gelen yabancı subayların bunda etkisi fazlaydı. 1921'lerin İstanbul'unda İngilizler şehri işgal etmiş ve saray buna sessiz kalmıştır. İstanbul tıpkı melekler tarafından yok edilen Lut peygamber zamanındaki Sodom ve Gomorre gibi Anadolu'dan da kopuk, ayrı bir dünya olmuştur. Sami Bey işi nedeniyle yabancılarla haşır neşir olan biridir. Kızı Leyla Amerikan Koleji'nde okumuş ve milli terbiye almamıştır. Ailesi hakim olan Leyla, milli varlığından kopuk olduğundan işgalcilere yaklaşabilmek için yarış içindedir. Kendi benliğini unutan bu insanlar, yabancılara yakınlıklarıyla değer kazandıklarını zanneden kozmopolit İstanbul'u zengin ailelerdir. İstanbul'un ileri gelenleri İngiliz subaylarına yaranarak belli çıkarlar elde etmeye çalışmaktadır. İstanbullu kızlar ise İngiliz subaylarıyla beraber olmaktan gayet mutludur. İşgalcilere yaranmak isteyen bu kesim, işgal subaylarıyla her türlü ilişkinin içine girip çıkmak eğilimindedir. Leyla da İngiliz subaylarıyla beraber olmaktan hoşlanan genç bir kızdır. Leyla'nın annesi aile içinde silik kalmakta, Sami Bey'e ve Leyla'ya müdahale edecek güçte olamamaktadır. Bu çevrenin kızları, Kuvayi Milliyecileri, yabani dağ adamları, çete ve isyancı olarak görmekte, hatta onlardan tiksinmektedir. Leyla da babasıyla dostluk kurmuş olan Kaptan Jackson'la babasının bu ilişkileri sonucu tanışmıştır. Kaptan Jackson, kişiliği ve fiziki görünüşüyle kadınların ilgisini çeken bir İngilizdir. Etrafında pek çok kadın olmasına rağmen Leyla'yı kendine daha yakın bulur. Onda İngiliz asaletini ve eğitimini görür. Fakat ailevi özelliklerinden dolayı kendini Leyla'ya ne kadar yakın hissetse de onunla ilişkisi bir yere kadar gelir. Ancak Leyla dayısının oğlu Necdet'le nişanlıdır. Necdet ise eğitimini Fransa ve Almanya'da yapmış olduğundan tam bir İngiliz düşmanıdır. Necdet yetişme ve yaşam tarzı bakımından Leyla'dan farklıdır. Bu çökmüş sistemde kendi memleketinde bir yabancı gibidir. Onun çevresi bambaşkadır. Lakin onu bu kötü çevreye Leyla bağlamaktadır. Halasının kızı olan nişanlısının İngiliz hayranlığı onun İngiliz düşmanlığını körükler. O topluma ait ve milli olan harekete yönelmeyi başarır. Bu yüzden bir uyanışı temsil eder. Necdet'in bütün itirazlarına rağmen Leyla, Kaptan Jackson'la görüşmeye devam eder. Leyla, yaptığı çılgınlıklar için annesi ve babasının ihtarları karşısında elinde eksik olmayan renk renk sigara ağızlıklarını sallayarak dalga geçer. Jackson'ın onu bu derece şımartması hanımlara daima malzeme konusu olur. Necdet ise bir yanda İngilizlere duyduğu nefret, bir yandan da Kuvayi Milliyecilerin ard arda başarı haberleri arasında bocalayıp durmaktadır. Kuvayi Milliye'ye katılan arkadaşlarının da ölüm haberlerini almaktadır. Bu ortam içerisinde tek gayesi, nişanlısı Leyla'yı düşmekte olduğu uçurumdan kurtarmak olmaktır. Leyla'yı izleyen Necdet, Major Will'in yalısına gitmekle ilk kez bir İngiliz'in evine ayak basmış olur. Ayrıca dönemin bütün gençleri gibi kendini eğlence hayatına verir. Her gece başka bir toplantıya, partiye katılmaya başlar. Böylece Leyla ile Necdet'in arasının devamlı bozuk olmasına sebep olmaktadır. Yine böyle bir eğlence günü Necdet, Leyla'yı Kaptan Jackson'la bahçede yakalar. Bahçede onların yalnız bulunmalarına tahammül edemeyerek ortaya çıkar ve Jackson'la kapışır.
Leyla araya girerek önlemeye çalışır. Üçünün bir arada salona girmeleri ve yüzlerinin şekli her şeyi ortaya koyar. Necdet çareyi çekip gitmekte bulur. Olaydan sonra da Leyla'dan kopmaya başlar. Leyla Jackson'ı eskisi kadar yakın bulmamaya başlar. Fakat İngiliz zabiti bunun farkına bile varamaz. Ve eskisi gibi Sami Bey'in evine teklifsizce girip çıkmaya devam eder. Azize Hanım bile kocasının ilgisizliğinden şikayetle Kaptan Marlowe'a yaklaşır. Oysa Marlowe, Atıf Bey ile münasebetlerini artırarak cinsi sapıklıkta aradığını bulur. Jackson'ın Nail Paşa'nın karısı Şehnaz Sultan ile olan yakınlığını da önemsemeyen Leyla, genç zabitin ihtirası olur. Leyla ile Necdet, Rus barının açılışında uzaktan uzağa görüşürler. Necdet, onun bir Türk kızı olduğunu, üstelik nişanlısı ve akrabası olduğunu yanındakilere açıklamanın ıstırabını yaşar. Bardan çıkarken ona en ağır hakarette bulunur. Leyla iyice yoldan çıkmış, arkadaş çevresindeki kaliteyi düşürmesi nedeniyle İngiliz dostları bile onu aramaz olmuştur. Hiçbir partiye çağrılmaması onun sinirlerini bozmaktadır. Bu nedenle çevrede olup bitenleri öğrenmek için evinde bir parti düzenler. Fakat düşmanı olan Madame Jimson ona karşı bir parti düzenleyerek onun partisine katılımın az olmasını sağlar. Madame Jimson kocasının ölümünden sonra çevresine olan hakimiyetini arttırmış ve Leyla'yı kıskanarak onu tamamen yalnız bırakmak isteyen bir kadın olmuştur. Eski aşığı Jackson'ı yeniden kendine bağlar. Bu olay zaten morali bozuk olan Leyla'nın yataklara düşmesine neden olur. İyileşmesi için Avrupa'ya bir seyahate gidip her şeyden bir süre uzaklaşması gerektiğine ailesi tarafından karar verilir. Leyla bilmemekle beraber bu seyahatin maddi yükünü Necdet karşılamıştır. Necdet'in de yardımıyla Avrupa'ya giden Leyla bir süre sonra Türkiye'ye geri döndüğünde çok kötü bir sürprizle karşılaşır. Necdet yabancı zabitlere yaklaşan Türk kızlarının her birini bir Leyla olarak görmeye başlamıştır. Türk ordusunun İzmir'e girişi ve İstanbul üzerinden Trakya'ya geçişi işgal kuvvetlerini şaşırtır. Zabitler büyük bir panik içinde bir an önce İstanbul'dan ayrılmayı beklerler. İyileşerek dönen Leyla'yı görmek için Sami Beylerin kapısını çalan Jackson'a kapı açılmaz. Leyla İstanbul'a geldiğinde karşısında çok değişmiş bir İstanbul bulmuştur. İstanbul'da İngilizlerle işbirliği yapan bu insanların şaşalı hayatı çok kısa sürmüş, Anadolu insanının özlediği gün gelmiş, Kuvayi Milliyeciler İstanbul'a hakim olmuşlardır. Ankara hükümeti düşmanı yurttan çıkarmış ve işgal kuvvetleri İstanbul'u terk etmiştir. Başta bireysel duyguları hakim olan Necdet, görüp geçirdiği sayısız olayların etkisiyle zayıflıktan kurtularak, kendisine bağlayan bireysel şuuru milli şuur içinde eriterek hakiki bir milliyetperver olmayı başarır. Bu yeni Necdet, kozmopolit Sami Beyleri tanımaz. İyileşerek dönen ve kendisini avuçları içine almaya çalışan işgal kuvvetlerinin peşinde koşan Leyla da artık onun için hiçbir şeydir.